Arkadaşlar merhabalar bu videomda paraya kenar eşkenar dörtgen ve deltoid konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki 6. bölüm testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız paraya kenarda alan ve dağılımı arkadaşlar. Uzun bir video olacak. Hadi bakalım başlayalım videoya. Şimdi paraya kenarın alanı nedir? Taban çarpı tabana ait yükseklik alana eşittir arkadaşlar. Şu e, alanda bazı temel yapılar vardır. E, o temel yapılar zaten biraz biraz sonra göreceksiniz, temel yapılar içerisinde. Ama genelde biz alan dağıtmayı çok fazla kullanıyoruz. Alan dağıtma haricinde şu özelliğe ben 5 yıldız veriyorum. Alanda sıkıntı yaşadığınız zaman bu var mı yok mu ya da oranlama olmadığı zaman şu kenarlarda, burası tüm alanın yarısıdır ya da şöyle gördüğünüz zaman bu tüm alanın yarısıdır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bu gerçekten çok önemli. Sonra e, köşegenler olduğu zaman temel yapıdır mesela bu. 4 eşit parçaya bölüyor. Sonra burada içinde bir nokta alındığında karşı alanlar toplamları birbirine eşit ve karşı alanlar toplamları e, paraya kenarın alanının yarısına eşittir arkadaşlar. Buna da bir 3 yıldız veriyoruz. Sıkıntı yaşadığınızda ilk önce 5 yıldız sonra da 3 yıldız var mı yok mu diye bakın. Çünkü alan dağıtmalı soruları genelde rahat bir şekilde yapıyoruz. O yüzden bunlara yıldız koyuyorum. Öneminden dolayı değil dikkat etmeniz bakımından bu şekilde söylüyoruz. Burada örnek soruları var. Örnek sorulara bakarsınız arkadaşlar. Ee, şuradaki şeye de bakacak olursak bu da temel yapıdır. Dörtte biridir. Bu da alan dağıtmadan çıkıyor. Ee, yani nasıl? Buradaki alan tüm alanın dörtte biridir. Çünkü şöyle alan dağıtacak olursanız e, çift çizdik alan S burası da S'tir. E, bu paraya kenarının yarısı 2S diğer yarısı da 2S. Gördüğünüz üzere S'e 3S ya da S tüm alan 4S olmuş oluyor arkadaşlar. Dikkat edin buna da. Bu da çok kullandığımız şeylerden biri. Örnek sorular var. Örnek sorular zaten genelde alan dağıtmayla çıkıyor. Üçgende alan dağıtmayı bilen arkadaşlar e, raad da sonuca ulaşacaktır. E, burada da bir şey var. E, şöyle bir soru tipi var arkadaşlar. Bu soru tipine de dikkat. Köşegen verildiğinde ve eşitler verildiğinde ağırlık merkezi de oluşabiliyor. Mesela şunu şöyle çizdiğimiz zaman e, şuradakiler orta nokta verilmiş. Köşegenler birbirini ortalıyor ya şöyle. Bunlar da birbirine eşitse, şunlar da birbirine eşitse yukarıdaki üçgene bakacak olursanız kenar ortaya kenar ortaya ağırlık merkezi oldu. E, ağırlık merkezi olduğunda da al alanı şu şekilde dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bu da aynı şekilde. Burada da bunu çizdiğinizde 6 eşit parçaya bölüyor. Şeklinde alan dağıtımı yapabilirsiniz. Çözümde mevcut. Çözümü de siz incelersiniz arkadaşlar. Ki çözmüş bulunduk zaten burada. S1 bölü S2 de çıkmış oldu. 4A bölü 2A'dan 2 çıkmış oldu mesela arkadaşlar. Çözüm cevap ne oldu? 2 oldu gördüğünüz üzere. Evet burada yine aynı şekilde alan dağıtmalar gidiyor arkadaşlar. Bu alan dağıtmalara dikkat edin ve sıkıntı yaşadığınızda 5 yıldız. Bakın ben de ilk defa görüyorum. Görü görmezde. şunu fark ettim. Şuradaki 5 yıldız 32 kullanabilmem için önemli bir şey. E, tüm alanın yarısı olması burada önemli bir şey arkadaşlar. Evet bakıyoruz 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 tamam. Burada e, tabii şey de var. Bir köşegende bir köşegen çizildiğinde karşılık köşelerden üçgenler oluşturduğunda Şuradaki üçgenler aynı tabanlı üçgenlerdeki alanlar da yine birbirine eşittir. Şurası B alanıysa burası da B'dir. Burası A alanıysa burası da A alanıdır. Bu aynı zamanda yüksekliklerin de eşit olması anlamına da geliyor arkadaşlar. Hatta bunun da ispatı oradan geliyor. Şuradaki şeyi ezberlemenize gerek yok. Kendiliğinizden alan dağıtarak da zaten sonuca ulaşırsınız ve diğer şeylere bakıyorum. Sinüs alan formülüymüş. Ona gerek yok ama böyle köşelerdeki üçgenlerde katsayla çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılı olduğunu bilmeniz lazım. Bu da aslında çoğu soruda yani güzel sorularda kullandığımız bir yöntem ve teknik diyebiliriz arkadaşlar. Bakıyorum şöyle başka anlatabilecek bir şey var mı? Yok hemen isterseniz sorulara başlayalım. Uzun soluklu bir video olacak çünkü bayağı 30 tane falan soru var galiba. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Şimdi gençler 12, 12 ise karşı tarafta 12'dir. X ise burası da X midir? Evet. Şimdi tabana ait yükseklik görünce zaten üçgende de alan geliyordu aklımıza. Paraya kenarda da alan gelecek. Ee, bu paraya kenarın alanı nedir arkadaşlar? Taban çarpı tabana ait yükseklik x çarpı 8 aynı zamanda 12 çarpı 6 ya da eşittir. Bu taban çarpı bu yüksekliğe de eşittir aynı zamanda. Ee, buradan ne oldu arkadaşlar? 72 bölü 8'den x'i kaç buluruz buradan? 9 buluruz. Birinci soru böylelikle C -han çıktı. Geldik ikinci soruya alan dağıtma var arkadaşlar. 2'de alan 8 ise hop üçgen oluştur. Alan dağıt. 2'de alan 8 ise 4 katı 4 katı burası da 12 mi yaptı? Evet. Bakın bu bizim 5 yıldız koyduğumuz alan özelliği bu nedir? Bu alan 20 ise tüm alan ne olacaktır o zaman arkadaşlar? 2 tane 20 olacaktır. Yani bu tüm alanın yarısıydı arkadaşlar. O zaman cevabımız kaç olacaktır? 40 olacaktır. İkinci soru böylelikle Edremit oldu. Geldik üçüncü soruya. Oranlama verilmiş. Oranlama varsa alan dağıtma vardır. Ya biz tabii e, öncelikle bu oran yetiyorsa sadece alan dağıtmayla halledebiliriz. Ama oran yetmiyorsa benzerlikten benzerlikten şeyler de yapabiliriz arkadaşlar. Nelerde yapabiliriz? Ee, oran başka yerlerde oranda bulup alan dağıtımına katkıda da bulunabilir tabii ki. Bu AF uzunluğu K iken DF uzunluğu 3K verilmiş. K'da kalan A ise 3K'da kalan nedir? 3A'dır. Ve ben şunu biliyorum. Köşegenler burası A iken 4A iken burası da 4A, burası da 4A, burası da 4A olduğunu söyleyebiliriz. Şurası 12 iken burası da 12. E arkadaşlar dikkat edin. 4A alanı neye eşit? 4A alanı 8 çarpı taban çarpı yüksek bölü 2'ye eşit? Evet 4A alanı 12 çarpı 12 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. O zaman buradan a'yı kaç buluruz? 12 buluruz. Zaten bizden de ne isteniyor? a isteniyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Alan dağıt kardeşim. Hemen 2'deki alan ve 3'teki alan. 2'deki alan 2a iken 3'teki alan nedir? 3a'dır. E burası yarısı 5a. Burası da ne olacaktır? 5a olacaktır. Boyalı bölgenin alanı 8a'yı kaç vermiş arkadaşlar? 32 vermiş. a'yı da buradan 4 buluruz. Bizden ne isteniyor? EBC'nin alanı isteniyor. Yani EBC'nin alanı 2A olduğundan dolayı A yerine 4 koyarsak cevap kaç yapar? 8 yapar. Dördüncü soru Edremit oldu. Geldik 5. soruya. Buna göre şöyle bir durumlar verilmiş. Yukarıdaki durumların hangisinde S1 ile S2 birbirine eşittir diye söylenmiş. Arkadaşlar alan dağıtarak bunu görebiliriz. Şuradaki alan S çift çizgideki alan S1 ise çift çizgideki alan yine S1'dir. Çizgideki alan S2 ise çizgideki alan S2'dir. E hocam şu alanla 2S1 şu alan birbirine eşit değil midir? Köşegen olduğundan dolayı evet. Yani 2S1 eşittir 2S2 ise S1 ile S2 birbirine eşit mi oldu? Evet. Birincisi dolayısıyla doğru mu oldu? Aynen öyle. Karşıtlı ee, karşılıklı köşelerden köşegen üzerine karşılıklı köşelerden üçgen oluşturduğunda aynı tabanlı olduğunda şu üçgenlerin alanları birbirine eşitti. Çünkü niye? Karşılıklı köşelerden çizilen dikmeler de birbirine eşit. E burada da arkadaşlar S1 ile S2 birbirine eşit. İkinci de doğru. Şurada herhangi bir oranı bilmiyoruz arkadaşlar. S1 ve S2 hakkında herhangi bir yorum yapamayız. E, bunların eşit işte olabilmesi için şunların da eşit olması lazım. Ama böyle bir eşitlik verilmemiş. O zaman burada bunu kesinlikle eşittir diye söyleyemeyiz. Ya da her zaman eşittir diye söyleyemeyiz. O zaman cevabımız ne yapacak? 1 ve 2 yapacak. Cevabımız böylelikle e, kaçıncı soru? 5. soruda Balıkesir yaptı. Geldik 6. soruya. Da, soruya. Arkadaşlar Z'den dolayı bir kere burası ne oldu? Z'den dolayı bak açı ortaylık önce hop Z'den dolayı nokta açısı oldu. E hocam 6 ise burası 6. Bak ikizken alt çıktı burası da 6. E 10 ise burası da 10 mu oldu? Evet. Alan ABC'de 1, 3, 2, 1 paraya kenarının alanı neydi? Taban çarpı tabana ait yükseklikti. Hocam tabana ait yükseklik çizelim. Rastgele çizmeyelim. Bak açı ortay vermiş. Açı ortayı kullanarak çizelim. Sen buradan çizecek olursan açı ortayın özelliğini de kullanmış olursun. Açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit. Dolayısıyla e, burası 5 iken burası da 5 olur. Tabanımız 10 iken yüksekliğimiz 5. 10 çarpı 5'ten cevabımız kaç çıkar? 50 çıkar. Dolayısıyla 6. soru Balıkesir oldu. Geldik 7. soruya. Alan dağıtma yapacağız gençler. Hadi bakalım dağıtalım. Hop şöyle. <laughs> ya da biz bunu daha kısa yoldan yapalım. Alan dağıtırken aynı oranlamayı bulmak sıkıntı olabilir. Ya da alan dağıtıp da yapabiliriz. Hiç sıkıntı değil. Hocam 2'deki alan 2A ise 4'deki alan 4A diyebiliriz. Ya da 2 de... e, tamam, iki a iken burası 4A diyebiliriz. Sonra 2'deki alan 2A, 2B iken 3'deki alan da 3B diyebiliriz. Ve bu yarısı bu da yarısı olduğundan ee, toplamda 6a eşittir 5b deyip a ile b arasındaki ilişkiyi bulup bizden ne isteniyor? S1 bölü S2 isteniyor. a bölü b'yi buluruz arkadaşlar. Ama ben ilk baştaki dediğim yoldan da yapayım isterseniz. Hocam 2a şurası 5 iken burası 5, burası 6 iken burası 6. Hani parayakenlerin köşelerine ait üçgenlerde kas çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılı değil miydi? Evet 2 kere 5 10a iken burası 2 kere 6 12a diyebiliriz buraya. S1 bölü S2 direkmen ne oldu o zaman arkadaşlar? S1 dediğimiz 12A oldu. S2, eski dediğimizde 10A oldu. Bakın daha kolay bir şekilde bulduk. Bu işimizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Cevabımız 6 bölü 5 çıkar. Yani cevap balık kesir oldu. 7. soruda. Geldik 8'e. ABC'de paralel kenar şurayı 6 vermiş. Bunun tamamını 9 vermiş ve burayı 2 vermiş. Ee, ben burada ne yapmalıyım? Arkadaşlar aslında taban var. Tabana ait yüksekliği bulmak için hamle yapmalıyım ben burada. Şu aşı bulursam olay bitecek. O zaman buradaki 90'ı da kullanmalıyım. 2 ve 9 aslında belli etti kendini. Hop şunu şöyle çizersem. Arkadaşlar şuradaki Pisagor'dan dolayı ben şurayı bulurum. Sonra buradaki Pisagor'dan dolayı da H'ı bulurum. Evet hatta burada şuraya A diyecek olursam. A kare neye eşittir arkadaşlar? 2'nin karesi artı 9'un karesine eşittir. Aynı zamanda A kare neye eşittir burada? H kare artı 6'nın karesine eşittir. E o zaman burada 4 artı 81 eksi 36 eşittir. H kareye eşit oldu. 85'ten 36 çıkınca sanırım 49 geliyor. 49 eşittir H kareden H da buradan kaç çıkar? 7 çıkar. H7 çıktıysa tabanımız 6 iken yüksekliğimiz de çıktı. 7 çıktı. O zaman alan da neye eşit olacaktır? 6 çarpı 7'ye eşit olacaktır. O da 42'ye eşit olacaktır sevgili gençler. O zaman 8. sorunun cevabı böylelikle Akçay oldu. Geldik 9'a. Şekil 1'de gösterilen kalınlığı ihmal eden otomobil asansörü yere dik konumlu özdeş AD ve BC kollarının uzunluğu değişmeden ABC ve D noktalarında dönerek hareket ettirdiğini ettiğinde şekil 2'deki durum elde ediliyor. Evet burası 2 metre yani çubuğun uzunluğu kaç metre demek arkadaşlar? 2 metre demek. Sonra bu aşağı doğru gelmiş. Hop aşağı gelince böyle olmuş. Çubukların uzunluğu da kaç birim? 2 birim 2 birim. Bir de A üstünün iz düşün bak burası verilmiş. Yani burası 90 derece. A hocam burada uzunluk 1 bir metre verilmiş ya. Yani şurası da 1 metre. E 90'ın karşısı 2. Hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. E burası da 60. 30'un karşısı 1 iken 60'ın karşısı da köküştür. En azından şuradaki alan isteniliyor bizden. Şu alan isteniliyor. Bu alanda tabanı bulduk mu? Bu köküç bulduk. Yükseklik belli mi? Belli. E, alanda ne olacaktır arkadaşlar? Köküç alan. Köküç çarpı birden. Taban çarpı tabana ait yükseklikten köküçe eşit olacaktır. Yani cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Köküç denizli çıktı. Geldik. 10. soruya alan dağıtacağız arkadaşlar. Alan dağıtacağız. Hadi bakalım dağıtalım. Hocam çift çizdeki alan A iken çift çizdeki alan yine nedir? A'dır. Sonra burası 2A iken tüm alan nedir arkadaşlar? 4A'dır. Tüm alan 4A'dır. 2A iken çünkü bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. E, boyalı bölgenin alanı ne olur? Ne olacaktır diye soruluyor. Bak bu ikisinin toplamı kaç A yapıyor? Burası 2A iken tamamı 4A. 2A'sı buradaysa buraya da ne kaldı? 2A kaldı. O zaman boyalı bölgenin alanı hem bu boyalı bölge hem de bu boyalı bölgenin toplam alanı. Burası artı burası 2A bir de burası var 3A. Alan ABC'de 4A'yı kaç vermiş? 72 vermiş. A buradan kaç çıkar o zaman? 18 çıkar. A bizden ne isteniyor? Boyalı bölge. Şu ikisinin toplamı 2A. Bir de burada A var. 3A isteniyor bizden. 3 çarpı 18'den cevabımız kaç çıkacaktır? 54 çıkacaktır. Evet. 10. soru böylelikle Akçay oldu arkadaşlar. Geldik 11. soruya. Alan dağıtacağız kardeşim. Alan dağıtacağız. Hadi bakalım. Hop şöyle. Hocam 2 ve 3. Vallahi bu kaslara çarpımını yapabiliriz ama kaslara çarpımında bir tane üçgen var burada. E o zaman hiç katsayılar çarpımı yapmayalım isterseniz. E bildiğiniz alan dağıtım yapalım. Yalnız şöyle yaptığımız an 2'de kalan 2A, 3'de alan 3A dersem toplam 5A, 2'den 4'e dağıtacağım. Dağıtabilirim gerçi. 2'deki kalan 2A, 3'de kalan 3A dedik. Eyvallah. Sonra alan dağıtmaya devam. Hop şöyle yaptığımda 2'den 4'e alan dağıtacağım. Aslında burada 1'e 2 oran var. O zaman 2'deki alan 5A ise 4'te kalan da 2 katı mı olacak? Evet burası 10A olacak. Toplam burası 15A ise burası da 15A olacak. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? Boyalı bölgenin alanının 3A'nın tüm alanı ABCD paraya alanına oranı isteniyor. Cevabımız böylelikle ne çıkar? 1 bölü 10 çıkar. 11. soru Balıkesir oldu. Geldik 12. soruya. Alan dağıtacağız kardeşim. Hop çift çizdik alan. Hop çift çizdik alan. Çift çizdik alan A iken çift çizdik alan A'dır. Böyle fark etmez arkadaşlar. Bak çizdik alan A ise çizdiği alan A pardon. Sonra çift çizdik alan 2A ise çift çizdik alan 2A. Aynı paralel doğru üstünde yani Alan kaydırmadan da burası 2A diyebilirsiniz. Ya da yüksekleri aynı olduğundan burası da 2A diyebilirsiniz. Ya da ters düz üçgenlerde bak şuraya A diyelim A diyelim buraya da 2A diyelim. Ters düz üçgenlerde de A'da kalan 2A iken paralel kenarda. Yamukta da söyleyebiliriz. A'da kalan 2A ise 2A'da kalan 4A diyebilirsiniz. E o zaman bu da A'da kalan 2A diyebiliriz arkadaşlar. Boyalı alan böylelikle 3A bölü alan ABCD de 8A yaptı. O zaman oranımız kaç yaptı? 3 bölü 8 yaptı. 12. soru C an oldu. Geldik 13'e. E o zaman ben, hocam benzerlik alan ikisi var. Benzerlik 1 bölü 3. Hocam 1 bölü 3'ün karesi nedir? 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. Yani burada kalan a iken burada kalan tamamı 9a olacağından buraya 8a kaldı. E burası 9a iken tüm alan kaç yapar? 18a mı yapar? Evet. Boyalı bölgenin alanını vermiş bize. 8a'yı 24 vermiş. 8a 24 arkadaşım a'yı buradan kaç buluruz? 3 buluruz. E bizden ne isteniyor? Alan abc'de. Alan abc'de kaç yapıyor? 18a yapıyor arkadaşlar değil mi? Çünkü bu tüm alanın yarısıydı. 9 a ise tüm alan 18 a yapacak. A'yı da 3 bulduğumuza göre 18 çarpı 3'ten cevabımız 54 çıkacaktır. Evet 13. soru Edremit oldu. Geldik 14. soruya. ABC'de paraya kenar ve şöyle bir şekil verilmiş. Şuradaki alanı 12 vermiş. Buradaki alanı 12 iken şuradaki taralı alan nedir diye soruluyor. Arkadaşlar oranlamalar vermiş. Alan dağıtacağımız belli gibi aslında ama e, alan dağıtmadan önce şunu demek istiyorum, denemek istiyorum. Burada bir temel temel yapı var aslında. Alan dağıtarak da tabii ki çıkar. Bu temel yapı nedir? Mesela buradaki çift çizdik alan. Hocam burası tüm alanın dörtte biri. E burası da çizdik alan daha doğrusu dörtte biri temel yapılardan biri. Buradaki de çift çizgilerden biri. Burada kalan da dörtte biri olacak. O zaman onu deneyeyim. Şuraya A buraya B alan diyecek olursam. Paraya kenar alanın dörtte biri nedir? A artı B değil midir? Evet. Aynı zamanda paraya kenar alanın dörtte biri şurası da değil mi arkadaşlar? Şurası da dörtte biri. Çift çizgiye çift çizgiye böldüğü için. O zaman o da parayı kenarın alan dörtte biri. Yani A artı 12. E o zaman burada A'lar gitti. B alanı neye eşit oldu? Direkt 12'ye eşit oldu. Zaten bizden ne isteniliyor? B alanı isteniliyor. Cevabımız böylelikle Edremit oldu arkadaşlar. Diğer türlüsünde buradan bir paralel atıp oranlamaları bulup alan dağıtmayla da sonuca ulaşabilirdik arkadaşlar. Evet 14. soru Edremit oldu. Geldik 15. soruya. Mesela buradaki sorudaki gibi. Arkadaşlar öncelikle şurada bir 3'e 9 alanları var. Alanları da taba alanlar tabanlarıyla doğru orantılı değil midir? Bakın üçgende kalan muhabbetini burada çok kullanıyoruz. Özellikle alan dağıtmayı. E 3 ve 9 ise A ise burası 3A mıdır? Evet. E sonra buradaki A'ya 3A ve şuradaki e, oranlamaya gö oranlamaya göre alan dağıtımı yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Burada oranlama var. Bir de şuradaki oranlamaları falan da bulmamız gerekecek bizim. Ne yapalım arkadaşlar burada? E biz burada hani burada oranlama olduğunda kısa çizgi paralel çiziyorduk ya onu bir çizelim isterseniz. Hop şöyle çizince. Ne çıktı burada? Hocam şurada bir kelebek çıktı. Buradaki kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. O zaman 1'e 3 ise burası n ise burası nedir? 3n'dir. E, hocam şunlar da birbirine eşit ya. Ort taban oldu. Şunlar da birbirine eşittir. Yani 4 ise burası da ne olacaktır? 4 n olacaktır. Sonrasında alanı rahat bir şekilde dağıtabiliriz. Hadi bakalım dağıtmaya başlayalım. 3n'deki alan 3 ise n'deki alan nedir? 1'dir. Sonra 4M'deki alan nedir arkadaşlar? Hop aynı kırmızı tepe noktası kırmızı noktalı olan yer burası. M'deki alan 1 ise 4M'deki alan 4'tür. Sonra çizgideki alan kaç? Bakın 8. Çizgideki alan kaç olacak arkadaşlar? Yine 8 olacak. Bizden şu alan isteniyor. Yan taral alan 8 artı 4 artı 1'den cevabımız kaç çıkacaktır? 13 çıkacaktır. Yani beşi, 15. sorunun cevabı böylelikle balıkesir çıktı. Geldik 16'ya. Şimdi 45 derece var. 45 dereceyi kullanacağız. Öncelikle burada oranlamalar var. Oranlamaları yazalım isterseniz. EB'nin uzunluğu A iken Ece'nin uzunluğu 3A. Hemen yazalım şuraya. A iken burası 3A. Sonra AF'nin uzunluğu B iken burası 3B olarak verilmiş. AE'nin uzunluğu 3B verilmiş. Buraya 2B kalıyor o zaman. Hadi alan dağıtmaya başlayalım bakalım. Hop şöyle. B'de kalan B'de kalan A iken 2B'de kalan nedir? 2A'dır. Hocam 3A'da kalan 3A ise A'da kalan ne olacaktır burası? A'da kalan da A olacaktır. E sonra şuraya bakacak olursak bu paraya kenar alanın yarısı oldu 4A. Diğer yarısı da 4A değil midir arkadaşlar? Evet. Bizden ne isteniyor? Boyalı alan isteniliyor. 45'i de kullanalım. 45'e ait şöyle bir dik çizecek olursak. şuradaki çizdiğimizde 90'ın karşısı 3 kökü ise 45'i karşısı kaçtır? 3'tür. Ben böylelikle tüm paraya kenarın alanını bulurum. Tüm paraya kenarın alanı 8A değil midir? Evet. 4 çarpı 3'e eşittir. Buradan da A'yı kaç buluruz arkadaşlar? Hatta 2A isteniliyor bizden. 4'e böldüğümüzde 2A, 4'e böldüğümüzde 3 yaptı burası. Boyalı alan zaten 2A isteniyor, Cevabımız böylelikle 3 çıkar. Yani 16. soru denizli oldu. Geldik 17. soruya. Arkadaşlar kenar ortaylıklar var. Bir de köşegen çizilmişse diğer köşegeni de çizelim. Genelde ağırlık merkezi alan dağıtımıyla daha rahat bir şekilde çıkıyor. Böyle köşegen olduğunda ve ekstra bir yerde eşitlik olduğunda. Bakın köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam kenar ortay, kenar ortay. Burası ağırlık merkezi. Kenar ortay kenar ortay burası ağırlık merkezi. E ağırlık merkezlerini kullanacak olursak şunu çizdiğimizde ve e, burada alanı dağıtayım önce. Bakın 6 eşit parçaya bölüyor buradaki alanı. E, aynı şekilde diğerini de çizdiğimizde kenar ortay kenar ortay burası da ağırlık merkezi ya. Diğerini de çizdiğimizde burayı da 6 eşit parçaya bölecek. Yani bunlar da a a a a a, a yapar. E boyalı bölgenin alanı 4 a'yı 36 vermiş. A buradan 9 çıkar. Alan ABC'de isteniyor bizden. 12 a isteniyor. 12 çarpı 9'dan o da kaç çıkıyor arkadaşlar? 108 çıkıyor. 12 çarpı 9 108 oluyor. Evet 17. soru böylelikle C hat oldu. Geldik 18. soruya. Bak kenar ortay kenar ortay. Hemen bir üçgen oluşturalım arkadaşlar. Böyle ağırlık merkezi aklımıza gelsin bunlarda. Bakın ağırlık merkezi oldu mu G? Oldu. E o zaman bir üçüncüyü de çizersem alanı daha rahat bir şekilde dağıtırım. Burası 6 ise burası da burası da burası da burası da burası da 6'dır. Ve şu alana bakın. Tüm alanın yarısı değil miydi? Evet. Şu alan 36. Bu alan 36 ise tüm alan 36'nın iki kat değil midir? Yani cevabımız 72 yapar. 18. soru balık kesir oldu. Geldik 19. soruya. Aynı şekilde bak kenar ortay kenar ortay. Hop üçgen oluşturduk. Ne çıktı burada? K ağırlık merkezi oldu. Hangi üçgenin ağırlık merkezi oldu? Şu üçgenin ağırlık merkezi oldu. O zaman ağırlık merkezi alan ilişkisinde dağıtım yaparken bir üçüncüyü de çizmek daha da rahatlatıyor işimizi. O zaman şuraya bir A diyecek olursam şunların hepsi de A olmak zorunda. E şurası A, burası A, burası A. Dikkat edin. A'da kalan 3A iken A'da kalan burada da 3A mı olur? Evet. 3 6 9A burası. E diğer yarısı da paraya kenarın 9A'dır. Bize boyalı bölgenin alanını vermiş. Yani 3 4 5. 5 A'yı kaç vermiş? 30 vermiş. A buradan kaç çıkar? 6. Alan ABCD 18 A değil midir? Evet. 18 çarpı 6'dan e, kaç çıkıyor? Bu da 108 çıkıyor. Cevabımız böylelikle Edremit oldu. 19. soruda. Geldik 20. soruya. Arkadaşlar 15 75 90 gün aklınıza direkt ne geliyor? Haşa 4 taş. Hop şunu uzatırsak bu direkt haşa 4 taştır. E hocam 4 taş 12 ise haşa kaç buluruz? 3 buluruz. E taban 12 yükseklikte 5 mi oldu? Şöyle yüksekliğe bakacak olursak 2'yi de kullanmış oluyoruz. Alan ABC'de 12 çarpı 5'ten direkt 60'a eşit olacaktır. 20. soru denizli oldu. Geldik 21. soruya. ABCD paraya kenar AC köşegen olarak verilmiş. Bir de boyalı bölgelerin alanları birbirine eşit verilmiş. O zaman ben şurada altta kalan A ise altta kalan A diyeyim. Buraya da bir B diyeyim isterseniz. Boyalı alanlar birbirine eşit. A artı B ise burası da A artı B midir? Evet. Sonra e hocam burası 2 artı 2 B ise paraya kenarın yarısı. Burası da 2 artı 2 B olacağından burası da A olacaktır. E o zaman hocam buradaki uzunlukta 6 çıkar. Sebep çünkü bir köşegen üzerinde şu alanlar birbirine karşılıklı köşelerden çizilen üçgenlerde alanlar birbirine eşitse uzunluklar da birbirine eşittir. Çünkü niye? Sebebi şu arkadaşlar. Sen buradan bir yükseklik çizdiğinde buradan da bir yükseklik çizdiğinde bu yükseklikler birbirine eşit değil mi? Evet. Çünkü niye? arkadaşlar alanlar aynı ya tabanları da aynı olduğundan yükseklikleri de eşit olmak zorunda. E şuraya bak A alanına bak. 6 çarpı çift çizgi bölü 2 A alanıysa burada da bak 6 olduğunu bilmiyorum. Burası da A alanıysa taban çarpı yükseklik bölü 2 e yükseklikler aynıysa tabanların da aynı olması gerekmez mi evet yani burası da kaç yapmak zorunda 6 yapmak zorunda e sonrasında bizden ne isteniyor de isteniyor arkadaşlar burada sadece şu dik üçgene yoğunlaşın şöyle bir dik üçgen var 90 derece var şurası 6 burası 6 diye bulduk bizden de x isteniyor yani burası 6 burası 6 ise muhteşem üçlemden dolayı şurası eşit burası eşitse burası da eşit olmak zorunda değil mi yani x'i böylelikle ne buluruz? 6 buluruz. 21. soru böylelikle denizli çıktı arkadaşlar. Geldik 22. soruya. Bir katlama var. Evet ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt AE boyunca katlandığı D köşesinin yeni yeri D üstü paralel kenarın köşegenlerinin kesim noktasıyla çakışıyor. Hmm. Bunun devamı hop şurası. Madem köşegenlerin kesim noktası burası bu tam birbirini ortalıyor değil mi? Evet. Sonra ne yapacağız? Buna göre diyor gri boyalı bölgenin alanı mavi boyalı bölgenin alanının kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi burada ne yapacağız gençler? Burada yapacağımız iş belli aslında. Ee, üst üste binen kenarlar neydi? Birbirine eşitti. Hocam bu kenarla bu kenar birbirine eşit olduğundan burası da çift çizgi oldu. Sonra bu kenarla bu kenar birbirine eşit. Üst üste binen alanlar da tabii ki birbirine eşit olacak mı? Olacak. E hatta burada bak şunların da eşit olduğunu biliyorum ya. Çift çizgi kalan A'sı çift çizgi kalan A diyebilir miyiz? E. E, Paraya kenarının yarısı 3A ise diğer yarısı da 3A mıdır? Aynen öyle. Bizden gri boyalı bölgenin alanı yani 4A'nın mavi boyalı bölgenin alanının oranı isteniyor. Yani 4. O zaman 4A bölü A'dan cevabımız ne yaptı? 4 yaptı. Evet. 22. soru C an oldu. Geldik 23. soruya. Evet. Oranlamalar var arkadaşlar. Kara Hüseyin, Ali Kara ve Ali Bey uzunluğu. Yani burası da k iken burası 4K. Yazalım bakalım. Ali Kara K, Kara Hüseyin K. Ali Bey uzunluğu 4K. O zaman buraya 2K kaldı. Şunlar da birbirine eşit olarak verilmiş mi? Verilmiş. Alan dağıtacağız arkadaşlar. Öncelikle şu K 2K'dan başlayayım isterseniz. Haydi bakalım. Hocam 2K'da kalan ve K'da kalan şeklinde gidiyorum. 2K'da kalan 2A iken K'da kalan nedir? A'dır. Sonra buradan buraya bak dağıtırsam alanları saçma bir şekilde bölüyorum. Devam edelim çizgilere bakalım şimdi. Çizgideki alan 2A iken çizgideki alan yine 2A mıdır? Evet. Çizgiden devam edelim o zaman. Hop şunu şöyle çizersem çizgideki alan yine 2A. Hayır. Çizgideki alan 3A ise bak tepe noktası nereye kadar? Şuraya kadar. Çizgideki alan 2A değil ki. Çizgideki alan 3A. O zaman burası da kaç A yapacak? 3A yapacak. Buradaki çizgideki kalan da 3A yapacak. Üçgen oluşturmaya devam. O zaman hop şunu şöyle çizecek olursam. Bu sefer ne oldu arkadaşlar? 3K'ya K oldu. 3K'da kalan 3, 6, 9 ise 3 katı ise 3 katı. Burası da 3A mı olacak? Evet. Burası toplamda 12A yaptı. O zaman burası da 12A yapacak. Tüm alan 24A eşittir 120 ise A buradan ne geldi? 5 geldi. Boyalı bölgenin alanı 4A isteniyor bizden. 4 çarpı 5'ten cevabımız kaç çıkacaktır? 20 çıkacaktır sevgili gençler. Evet cevap denizli oldu 23. soruda arkadaşlar. Geldik 24. soruya. EF uzunluğu A iken Ali Bey uzunluğu 2A yazalım şuraya. Burası A iken Ali Bey uzunluğu 2A. HG uzunluğu B iken CD uzunluğu 3B verilmiş. B iken 3B verilmiş. Gençler öncelikle burası 2A burası 3B. Bunlar kaçta birleşiyor? Altta birleşiyor. O zaman ben A yerine burada 3K yazayım. E, 3K yazınca burası 6K oldu. A 3K oldu. E, 3B'yi de 6K yapmak için B 2K mı oldu? Evet burası da 2K oldu arkadaşlar. Şimdi alt e, alan formülünden gidebilirsiniz. Alt taban artı üst taban. Hani şuradan bir yükseklik çizip de e, alt taban artı üst taban çarp yükseklik bir 2 formülünden de gidebilirsiniz aslında. Ama yamuğu daha öncesinde gördük mü? Gördük aslında. Buradan yapabiliriz. E, Öbür türlü de yapabilirsiniz. Alan dağıtmayla da yapabilirsiniz. Şöyle 3K'da kalan 2K'da kalan ama sonra şuradaki oranlamalar belli olmadığı için sizi sıkıntıya sokabilir. O yüzden yükseklikten gitmek daha mantıklı. Şöyle bir yükseklik çizsek burası haçsa şimdi boyalı bölgenin alanı yani yamuğun alanı alt taban artı üst taban 5K çarpı yükseklik bölü 2. Kaç verilmiş arkadaşlar? 20. Buradan K çarpı haçı kaç buluruz arkadaşlar? 40 bölü 5'ten 8'i buluruz. Bizden ne isteniyor? Para kenarının alanı isteniyor. Para kenarının da taban çarpı değil midir? 6K çarpı H eşittir. K çarpı H neye eşit arkadaşlar? K çarpı H 8'e e eşit olduğundan cevabımız 6 çarpı 8'den 48'e eşit olacaktır. O zaman 24. soru balık kesir oldu. Geldik 25'e. Evet oranlamaları yazalım öncelikle arkadaşlar. Burası A iken burası 2A. Evet burası A iken ebenin uzunluğu kaç A? 2A. Burası B iken burası 2B olarak verilmiş. FB ve AF 2B. Ee, sonra tamam burası 3B iken burası da 3B. Ben şimdi burada kalanı bulurum. Hatta buradaki oranlamaların hepsini bulurum. Arkadaşlar şu üçgenlerin alanlarını bulursam zaten bak burada kalan belli. Ben burada kalanı sona geleceğim. Öncelikle bu oranlamaları bulalım. Şimdi e, köşeleri paraya kenarının köşelerinde olan üçgenler olduğu zaman alanları biz nasıl buluyorduk? Kas sayılar çarpımına dolar atılı. Yani 3 kere 1 3A. Yani burası 3A. 2 kere 1 2 2 a 3 kere 2 6 6 a paraya kenarda da kas sayılar çarpımının iki katı deriz niye çünkü burası 3 a burası 3 b ise şu üçgenin alanı kas sayılar çarpımına doğru orantılı burası 9 a'dır burası da 9 a'dır tüm alan kaç a 18 a olacaktır e, 9 11 a'sı buradaysa buraya kaç a kaldı arkadaşlar 7 a kaldı sen 7 a alanı da bulabilirsin nasıl bulursun Hocam 7A alanı 7 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2'den çıkar diyebilirsin. Ya da Tabanına ait bir yüksekliği kardeşim. 90'ın karşı 8 30'un karşı 4'tür. O da 7 çarpı 4 bölü 2 eşittir. A'yı buradan kaç bulursun? 2 bulursun. A2 ise boyalı bölgelerin alanı isteniyor. 5A isteniyor. A yerine 2 yazdığımızda toplamda alan kaç yapacaktır? 10 yapacaktır. Yani kaçıncı soru arkadaşlar bu? 25. sorunun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik 26'ya. Oranlamalar var. Evet GB uzunluğu 3A Ali Bey uzunluğu 2A. Yani buraya ya Alibe uzunluğu 5a yani buraya 2a kaldı. FC uzunluğu e, B iken CD uzunluğu 5b verilmiş. Arkadaşlar burası da 5a ya zaten. O zaman burası 5a olduğundan buraya da a mı kaldı? Evet, a kaldı. FC ve CD D ile de şuna da şu birbirine eşitmiş. E bunlar eşitse 5a tamamı o zaman buraya da ne kaldı? 4a. 4a kaldı arkadaşlar. Oranlamalar var. Alan da atacağız. Öncelikle şu kelebekteki oran var mı? Hmm. Var. 3'e 4 oran var değil mi? Evet 3'e 4 oran var. O zaman burası 3 burası 4 ee, burası 3 b iken burası da 4 b'dir diye söyleyebiliriz. Alan dağıtırken genelde paralel kenarda arkadaşlar tabii ki kas doğru orantılı olacak şekilde alan dağıtabiliriz. Ama e, öncelikle kelebek varsa kelebekten dağıtmanızı tavsiye ediyoruz. Sebep çünkü rasyonel sayılarla uğraşmamış olursunuz. 3 bölü 4 benzerlik oranıysa kelebekteki oran 3 bölü 4 ya 3 bölü o pardon 3 bölü 4 demişim şurası yanlış bak yanlış gidiyorduk. Tamam 5 a ise buraya 2 a buraya da 2 a kaldı. O zaman burada kelebekteki oran kaç çıktı? 3'e 2 çıktı. Yani şunları 3 n'e 2 3 b'e 2 b şeklinde oldu arkadaşlar. O zaman kelebekteki oran 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2'nin karesi nedir? 4 bölü 9'dur. O zaman buraya ne diyeceğiz? 9 bölü 4'tür pardon. 9 a ise burası 4 a'dır diye başlarsak rasyonel sayılarla uğraşmamış oluruz arkadaşlar. Haydi bundan sonrasında alan dağıtma. Hop üçgen oluşturdun. Hocam üçgendeki alan 9A ise 3 katı ikendeki alan kaçtır? E 3 katından dolayı 6A'dır. Sonra devam edelim alan dağıtmaya. Hop şöyle arkadaşım. E bu da ikendeki alan 2A ise 2 katı üçgendeki alan da 2 katı 6A olacaktır. Sonra alan dağıtmaya yine devam edelim. Hop şöyle. Hocam 2A'da kalan bakın 10A ise 2A'da kalan yine 10A'dır. Tabanlarla doğru orantılıdır. Ters düz olsa bile üçgenler hiç önemli değil. Burada da 2A'da kalan 10A'dır. E hocam 2A'da kalan 10A ise A'da kalan da burası da 5A mıdır? Evet. Alan ABCD'ye bakalım arkadaşlar. Şimdi sayalım. 10, 20, 30, 50. 50 A'yı kaç vermişler arkadaşlar? 100 vermişler. A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Taral alan isteniliyor bizden. 10, 20, 26, 32, 32, 36, 37 mi yapıyor? Evet. 37 A isteniliyor bizden. 37a, a yerine 2 yazarsak kaç çıkıyor? 74 çıkıyor arkadaşlar. O zaman cevabımız 26. soruda akçay oldu arkadaşım. Geldik 27. soruya. Oranlamalar var alan dağıtacağız. Burası a iken burası nedir? 5a'dır. Evet d uzunluğu a iken e, c uzunluğu 5a verilmiş. Bunlar da birbirine eşit verilmiş zaten. Hadi bakalım alan dağıtmaya devam. Ee, bir yerden başlamak lazım. a, a ve 5a'ya göre alan dağıtırsam şurayı saçma sapan bir şekilde bölüyorum. Dağıtamam. E o zaman ne yapalım? Hop şöyle yapalım arkadaşlar çift çizgilere göre alan dağıtalım. Hocam çift çizgilere göre alan dağıtırken de burada 5'deki alanı 1'deki bir, alana dağıtacağız ya. 5'e 1 oran olacak. Şuraya 5'in katı versek daha güzel olur. O zaman çift çizgideki alan 5A iken çift çizgideki alan 5A demek daha mantıklı. O zaman 5 adaki kalan dikkat edin arkadaşlar. Şurada kalan 5A'da kalan 10A ise. E, A'da kalan ne olacak? Paraya kenarda tepesindeki noktaya kadar geliyor ya. Burada da e, yükseklikleri aynı olduğundan dolayı tabanlarla doğru orantılıdır bu üçgende. Hatta Şurası 6A burası da 6A. E, şu ters üçgenlerde de alan dağıtım yapabiliyoruz. 5A'da kalan 10A ise yani 2 katı ise 6A'da kalan 12A diyebiliriz arkadaşlar. Dedik. E, A'da kalan da 2 katı. 2A mı olacak o zaman arkadaşlar? Evet. Boyalı bölgenin alanı yani 17A'yı kaç vermiş? 85 vermiş. A'yı buradan 5 bulursun. E, boyalı olmayan bölgenin alanı yani senden 7A isteniyor. 7 çarpı 5'ten cevabı kaç çıkacaktır o zaman? 35 çıkacaktır dostum. Yani 27. sorunun cevabı böylelikle Edremit yapar. Geldik 28'e. Arkadaşlar orta noktaları vermişim. Orta noktalar varsa ağırlık merkezi kardeşim. Bak köşegeni çizince bakın şimdi şu köşegeni çizersek eğer hop çizdik. Hocam kenar ortay kenar ortay. Ağırlık merkezi oldu mu burası? Oldu. E o zaman ağırlık merkezi alan dağıtım yapalım burada. Şunu da şöyle çizecek olursak 6 eşit parçaya böldüm buradaki alanı böldü. A a a a oldu. Hocam burası 6 burası da 6 a. Bu da orta noktaymış ya. O zaman 6A'yı paylaşacağız. 3A, 3A diye paylaşacak o zaman burası. boyalı bölgelerin alanları oranı kaç olabilir diye soruluyor. Yani ya bizden e, 3, 4, 5A bölü 2A isteniyor. Ya bizden 5A bölü 2A isteniyor. Ya da tam tersi isteniyor. Ya da 2 bölü 5 isteniyor. Şöyle çevirmiş hali. Ya da 2A bölü 5A isteniyor. Şıklarda hangisi varsa ona bakacağız arkadaşlar. 5 bölü 2 yok ama 2 bölü 5 var. 28. soru böylelikle akçay oldu. Geldik 29'a. Evet şu bizim e, temel yapılardaki alan var arkadaşlar. Bu tüm alanın dörtte biri. Bu da tüm alanın dörtte biri. Şu da tüm alanın dörtte biri bakın. Bu da tüm alanın dörtte biri. Çünkü eşitler olduğundan dolayı. Ama şurada paralellik var mı? Var. Bakın şunlar birbirine paralel. Şunlar birbirine paraleldir gençler. Niye? Çünkü dikkat ederseniz bunlar birbirine paralel. Ve karşılıklı kenarlar birbirine eşit olduğu için şurası bir paralel kenar oldu. Üstteki kenarlarda birbirine paralel olacak. O zaman şunlar birbirine paralel. Aynı şekilde şunlar da birbirine paralel diyebiliriz arkadaşlar. Neyse paralellik varsa şurada değişiklik varsa burası A iken burası 3A mıdır? Evet. Normalde bak bunlar da birbirine paralel ya. Hocam burada da B'ye 3B. Burada da C'ye 3C. D'ye 3D şeklinde gitmem lazım. Ama şurası da 4'te 1'i. Burası da 4'te 1'i. Burası da 4'te 1'i falan olduğundan dolayı bunların hepsi A'ya 3A şeklinde gider. Burası da A 3A. Burası da A 3A. Burası da A3A şeklinde gider gence gencimle ya gençler. Evet, madem burası böyle yaptık ve bu alan tüm alanın kaçta kaçı dedik? 4'te 1'i dediysek eğer, çünkü 4'te 1'i temel yapılardan biri. 3 4 5A, 5A 4'te 1 ise tüm alan kaç A yapacaktır? 5A'nın 4 katı 20A yapacaktır. O zaman 3 6 9 12 burada 13 14 15 16A'sı buradaysa buraya ne kaldı? 4A kaldı. Boyalı bölgenin alanı 4a'yı kaç bulduk arkadaşlar biz 20 bulduk. 20 24'müş pardon. 4a 24 ise a buradan 6 gelir. Alan ABCD isteniyor. Alan ABCD de 20a olduğundan dolayı a yerine 6 yazarsak cevap 120 çıkar. Evet 29. soru böylelikle Denizli oldu. Geldik 30. soruya. Şimdi e, bunu şeyde de söylemiştik. Kural olarak bilmenize gerek yok demiştik. Kendimiz zaten kendiliğinden çıkacak. Bakın dikkat edin. <laughs> Şuradaki paraya kenarda bu alanlar A ise buradaki alanda da BB şu paraya kenarda da bu alanlarda BB dersek o zaman ben buraya C dersem büyük paraya kenara bak A artı B artı C ise e burası da A artı B artı C olmak zorunda S1 ile S2 birbirine eşit oldu. S1 ile S2 birbirine eşit olduysa eğer S1 eşittir S2 oldu o zaman bu 2X eksi 60 ile X artı 20 birbirine eşit olacaktır. Buradan x kaç geldi gençler? 80 geldi. Bizden s1 artı s2 isteniyor. Evet x 80 geldiyse 80 artı 20'den kaç yapıyor arkadaşlar burası? Bakın x yerine 80 yazdığımızda s1 eşittir s2 o da eşittir x artı 20 olduğundan bunun yerine 80 yazdığımızda bu 100 yaptı arkadaşlar. E o zaman 100 yaptıysa s1 ile s2 bizden de 100 artı 100 isteniyor. Cevap da kaç yapacaktır o zaman? 200 yapacaktır. Yani cevap E direbit oldu 30. soruda. Geldik 31. soruya. Alan A, E, vermiş ve alan A, B, C'de isteniliyor arkadaşlar bizden. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar burada? Valla arkadaşlar şuraya baktığınız zaman kelebekte oran birebir mi? Evet şurada bir kelebek var. Direktman bir kelebek var. Burada oranlamaları yazalım arkadaşlar. Kelebek oran birebirse e, o zaman burası da çift çizgiyse burası da hatta buraya AA A dersem Burası 2a oldu. Hocam, kelebekteki oran 1'e 1. Bir. A ise burası daha mı oldu. Evet. Hatta şunlarda birbirine eşit oldu mu oldu. E, alan dağıtmaya başlayalım. Kelebekteki oran 1'e 1 bir ya. Alanlar oranı da 1'dir. A ise A. Hocam, alan dağıtmaya devam. Şurada A'da kalan A ise hop şunu şöyle çizersek. Burası ne oldu? 2a'da kalan nedir? 2a'dır. O zaman şuraya bakacak olursak S'deki alan 3a ise S'deki alan 3a mıdır? Evet. Sonra ne oldu? Burası kaldı. E, buradaki alanı da halletmeye çalışacağız. İşte böyle hallettiğimiz zaman burada kalanı bulmada sıkıntı buluyoruz. E, keşke diğer türlü dağıtsaydım. Tabi burada da e, dağıtmayla halledilebilir de. Neyse şu şekilde alan dağıtmayı yapayım. Hop şunu şöyle çizersek arkadaşlar. Çizdiği kalan A ise çizdiği kalan A mıdır? Evet. Bakın A'da kalan 2 A ise 2 A'da kalan kaç A yaptı? 4 A yaptı. E o zaman 2 A'da kalan 4 A ise ters düz üçgenlerde de alan dağıtım yapabiliyorduk. Paralel kenarda tabi taban ve tepe noktaları paralel kenarın kenarları üzerinde olması şartıyla. 2A'da kalan 4A ise A'da kalan ne olacaktır? 2A olacaktır. E, şuraya bakacak olursak A, E, alanını vermiş zaten bize. A, E, F. 4, 6 6A. 6A'yı 30 vermiş. A buradan 5 gelir. Paraya kenarının alanına bak. 6, 7, 8A. 8A olduğundan dolayı o da 8 çarp 5'ten kaça eşit olacaktır gençler? 40'a eşit olacaktır. Dolayısıyla cevabımız böylelikle Akça yaptı 31. soruda. Geldik 32. soruya. FB uzunluğu K iken AF uzunluğu 2K verilmiş. Burası K burası 2K verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş. FBG kaç verilmiş? 4 birim kare verilmiş. EGC'yi kaç vermişler? 32 birim kare olarak verilmiş. Santimetre kare pardon. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şuraya bir A dersek bizden A alanı isteniyor. Arkadaşlar bu oran var. Bu orandan dolayı alan dağıtmaya kalksak şöyle. Ama şuradaki oranı bilmediğim için alanı dağıtamam sonrasında. Peki hocam bu oranı kullanarak başka oranları bulsam şuradan bir paralel çizsem ama ben şuradaki oranı bilmediğim için yine diğer yerlerdeki oranı da bulamam arkadaşlar. Zaten burada bir oran yoksa bakın dikkat burada ve burada bir oran yoksa neye dikkat edecektik? 5 yıldızlı alan özelliğine. Niye 5 yıldızlı? Hop bak şu tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Ona dikkat. Hocam paraya kenar alanının yarısı kaç yapacak? Hatta bunu buraya yazayım. Paraya kenar alanının yarısı kaç yapacak? Doğru. Şuraya, şuraya ne yazmıyorsan. Paraya kenar alanının yarısı A artı 32. O zaman paraya kenarın alanı kaç yapacak? 2 A artı 64 yapacak? Evet. E, hocam ben şuradaki şeyi kullanmalıyım. K'ya 2 K'yı kullanmalıyım. E, o zaman burada da ayrı bir yerde mi göstersem onu? Aynı paraya kenar içinde göstersem sıkıntı olacak. Bak şurada yavrusunu çizeyim. Hocam şuradaki K şurası K. Dikkat. Bu K. K'da kalan ne? A artı 4 değil mi? Evet. Şurası da 2K değil mi? Hop. 2K'da kalan ne olacaktır? 2A artı 8 olacaktır. E burası 3A artı 12. Burası da 3A artı 12 olur. O zaman paraya kenar alanı ne oldu aynı zamanda? 3A artı 12, 3A artı 12, 6A artı 24 mi yapar? Evet. Bu da paraya kenarının alanı eşit olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. Buradan 4A neye eşit oldu? 40'a eşit oldu. A'yı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 10 olarak buluruz. Zaten bizden ne isteniyor? A alanı isteniyor. 32. sorunun cevabı böylelikle C hat çıktı. Geldik 33. soruya. Şimdi DF'yi kaç vermişler? 8 vermişler. Sonra BC'yi kaç vermişler? BC'yi 20 vermişler. E, boyalı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar dikkat edin. Şuraya bir A alanı diyecek olursam. Hocam paraya kenarın alanının yarısı. A 8 ve 20'nin toplamı değil mi? A artı 8 artı 20 değil mi? Evet. E sıkıntı, sıkıntı yaşadığımız zaman bir de neye dikkat edecektik? Şu 5 yıldızlı alana dikkat edecektik. Zaten bizden x alanı isteniyor. Aynı zamanda şu mavi alanda kenar alanının yarısı değil mi arkadaşlar? Evet. Madem orası ya yarısı, paralelkenarın alanının yarısı aynı zamanda şurasıydı yani şurası arkadaşlar yarısı. Aynı zamanda paraya kenar alanının yarısı da şurası arkadaşlar. Hatta tersinden göstereyim şöyle. Şurası da yarısı. E hem bu kenar alanının yarısı a artı 8 artı 20 hem de yarısı x artı a olduğundan bunlar birbirine eşit oldu. A'lar nanay oldu. X de buradan ne çıktı o zaman? 28 çıktı. O zaman 33. soru Denizli oldu. Geldik 34. soruya. Evet, alanın oranlaması verilmiş. Buradaki alan A iken alan AFE'yi A vermiş. FBC'yi de ne vermiş? 3A vermiş. Peki A iken 3A verilmiş. AFE'ye 6 vermişler. Başka da bir şey verilmiş mi? Başka da bir şey verilmemiş. Şimdi bundan sonrasında ne yapacağız? Bakalım. Şimdi burası 3A. Paraya kenar başka bir oran moran verilmemiş. Sadece alanlardaki oran verilmiş. Arkadaşlar yani alan dağıtamıyorum. O yok bu yok şu yok. O zaman neye dikkat edeceğiz? Temel yapılara dikkat edeceğiz. Özellikle temel yapılarda. Hocam paraya kenar alanının yarısı şu. Özellikle şu 5 yıldızlı alan. Bunlar var mı yok mu? Bunları incelemeniz şiddetle tavsiye edilir. Hocam ben buraya bir B, B alan diyecek olursam şuraya bir B alan diyecek olursam paraya kenar alanının yarısı Bakın paraya kenar alanın yarısı değil midir bu? Evet. Paraya kenar alanın yarısı hocam ee, A artı 3A artı B eşittir. Aynı zamanda şuraya da bir şuraya da bir ne alan diyeyim C alan diyecek olursam paraya kenar alanın yarısı da aynı zamanda şu üçgenin de alanı değil midir arkadaşlar? Evet. Yani B artı C'ye eşittir. Şuradaki B'ler gitti. C dediğimiz kaç A yaptı? 4A yaptı. Hmm. C dediğimiz 4A yaptıysa arkadaşlar olay bitti. Bak şurada bir kelebek var. Hocam kelebeğe bakıyoruz şimdi. Bu kelebekteki oran kaça kaç? Bu kelebekteki oran hocam alanlar oranı 1'e 4. E benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik de 6 bölü x değil mi? Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşit değil mi arkadaşlar? Evet her iki tarafın kare alırsam. 6 bölü x 1 bölü 2'ye işte oldu? Ve x de buradan kaç çıktı? 12 çıktı. Güzel bir soru arkadaşlar. Dikkat edin. Dediğim gibi böyle alan dağıtamadığınız sorularda temel yapılar. Özellikle şu 5 yıldızlı alan muhabbeti var mı? Ve hatta şunu da söyleyebilirim. Bazen içeride şöyle bir nokta alıp şunu da kullandırıyorlar böyle. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti bunda da. Şu kırmızılar toplamı maviler toplamına da eşit oluyordu. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Bu tarz sorularda arkadaşlar. Tamam. 34. soruya Edremit bulduk. Geldik 35. soruya. Evet paralellik verilmiş arkadaşlar. Bir paralelliği kullanacağım. Sana Şununla hangisi paralel vermiş? Bu paralel vermiş. E bu ne demek? Hocam burada bir kelebek var demek. Bu kelebeği kullanacaksın büyük ihtimalle. Başka? E, 4 verilmiş, 6 verilmiş. Hocam bu 4 ve 6'ya bakaraktan da şurada da bir kelebek görüyorum aslında. 4 ve 6'ya bakaraktan sayılar sayılar kendini belli ediyor zaten. 4 bölü 6, 2 bölü 3 müdür? Evet hocam burası 2K iken burası 3K'dır. E 2'ye 3 oran var. Tamam bunu yazdık. Hatta burası 2 anken burası da nedir arkadaşlar? 3 endir. E hocam burası 3K iken yukarısı da 3K'dır. Buraya da K mı kaldı o zaman? Evet. E şimdi şu kelebeği kırmızı kelebeğe dikkat et. 1'e 2 oran var. O zaman 1'e 2 oran varsa artık alan dağıtımı da yapabilirim ben o zaman. Hadi bakalım alan dağıtımı yapalım. Hocam 1'e 2 oran varsa 1 bölü 2'nin karesi nedir? 1 bölü 4'tür. Kelebek alan, kelebek alan dağıtımı. E o zaman burada kalan A iken burada kalan 4A'dır. Hocam 2 endek alan 4A ise 3 alan bak 2 katı 2 katı 6A yapar. 4'teki alan 6 A ise 6'daki alan nedir? Hani 4 dediğimiz 4 bölü 6 dediğimiz 2 bölü 3 değil midir? Evet. Ee, ya da şimdi 4 işi kısalaştırayım. 4 dediğim 2 M diyeyim. 6 dediğim 4 bölü 6 2 bölü 3 ya. Buna da 2 M diyeyim. Ee, pardon 3 M diyeyim. 4 bölü 6 2 bölü 3 ya. 2 M'deki alan 6 A ise 3 katı 3 katı burası da 9 A mı olacak? Evet. Ya da bu kelebekteki alandan da gidebiliriz. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 hocam. Direkt 9 A'yı da yazabilirdik gerçi. Neyse. Alan DF isteniyor ve alan ABCD'yi de vermiş. Arkadaşlar alan ABCD bak bu yarısı. Diğer yarısı da 15 A yapacak. O zaman buraya kaç? 11 A mı kaldı? Evet. Toplamda 30 A mı yaptı arkadaşlar? 30 A'yı kaç vermiş? 30 vermiş. A'yı buradan kaç buluruz? 1 buluruz. Bizden ne isteniyor? Taral alan isteniyor. Yani cevap 1 çıktı. 35. soru böylelikle akçay oldu arkadaşlar. Geldik 36. soruya. Şimdi oranlamalar var burada. A iken A, B iken B diyelim. Hocam şöyle üçgenler oluştuğu zaman şu üçgenlerin alanları katsayılar çarpımıyla doğru orantılı değil miydi? Evet. Burası 2B, burası da 2A mı? Evet. Katsayılar çarpımı 2 kere 1 2. Buradaki alan 2A iken 1 kere 1 1. Burada kalan A. 2 kere bir iki. Burada kalan da a deyip alanını dağıtabiliyorduk. E hocam şu aradaki boşluk kaldı. Paralel kenarda ne diyorduk? Kas sayılar çarpımının iki katı. Niye? Çünkü iki tane üçgen var. Burası 2B. Burası 2A sağa. 2 kere 2 4. Kas sayılar doğru orantı. Burası 4A. Burası da 4A. Toplam burası 8A mı yaptı? Evet. 2 4 5A'sı burada. Buraya kaç A kaldı o zaman? 3A kaldı. E arkadaşım 3A alanını ben bulabilirim. Dik kenarlar verilmiş. 6 çarpı 3 bölü 2'den. A'yı buradan o zaman kaç bulduk? 3 bulduk. E, A alanı 3 ise alan ABCD isteniliyor bizden. Alan ABCD de neye eşittir arkadaşlar? 8 A'ya eşit olduğundan A'yı da 3 bulduğumuzdan cevabımız böylelikle 24 çıktı. Yani 36. soru böylelikle Balıkesir çıktı. Ve evet uzun soluklu testi yani 6. bölüm testini böylelikle bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 7. bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.